DPSM Kralınız TV kanalına hoş geldiniz. Hayır. Of Mini, hala işin bitmedi mi? Hayır baştan. Of, seni duymuyor bile. Of ya. Mini, sana diyorum. Hani bizi buraya çağırdın ya, birlikte oyun oynayacaktık hani. Evet, çağırdım. Çünkü o zaman sınavım olduğunu bilmiyorum. Ama daha bugün cuma. Çalışmak için gerçekten çok fazla günün var. Çok fazla mı? Topu 5 günüm var. Ben ise bütün kitabı ezberlemeliyim. Çünkü bu kitap hakkında sınav alacağız. Neyse kızlar, beni meşgul etmeyin. Çalışmam lazım. Mini. Ve uçan balondan korkuyordu. Mini. Boş ver, hiç duyacağı benzemiyor. Öf ya. Yarım saat sonra. Yok ya, bence içinde kum olamaz. Bence olabilir. Hele özellikle un hiç olamaz. Mini. Kitap bitti sonunda. Oley, hadi şimdi oyun oynayalım. Şimdi gidip kitabı bir kez daha tekrarlamam lazım. Öf. Bizi duyacağı hiç benzemiyor. Şu cumartesi planına hala devam ediyoruz değil mi? Evet, mutlaka onu gerçekleştirmeliyiz. Kızlar, ben lavaboyu kullanıp geliyorum. Her şey tam planladığımız gibi olacak inşallah. Aslında azıcık korkunç da olacak ki. Evet, ama korkuncun yanında eğlenceli de olacak. Sence Mini'ye söylesek mi? Yok ya, bence gerek yok. Sonunda aylar sonra eğlenceli bir şey yapacağız. Aynen ha, kopacağız. Sence marshmallow getirsem mi? Olur. Kızlar, ben geldim. Bu arada size bir şey sormak istiyordum. Dinliyoruz. Cumartesi bir planınız var mı acaba? Yok. Aa, ben de birlikte alışverişe gideriz diyordum. Cumartesi günü işiniz yoksa gelebilirsiniz. Hı? Benim teyzem hastalanmış. O yüzden hastaneye gitmem lazım. Yani gelemem. ben de... Ne söyleyebilirim? Uçan balonuna bineceğim. Aynen, uçan balonuna bineceğim. Ama uçan balonu sadece Miniş şehrinde oluyor. Biz Miniş kasabasında yaşıyoruz. O günlük Miniş şehrine kadar gideceğiz. Peki öyle olsun şimdilik. Saat 5 olmuş. Biz artık eve gitsek iyi olur. Değil mi Tarçın? Evet. Eve gidip valizlerimizi hazırlamalıyız. Valiz mi? Saftirik. Ne valizi canım? Şeyden bahsetmişti. Hani uçan balona gereken şeyler var ya, onun valizi. Değil mi Tarçın? Evet. Neyse, bay. Bunlar yine bir iş karıştırıyor. Çözme zamanı yine bana geldi. Hadi Mini, iş başına. Şimdi hangisinin evinde bulaşabilirler? Muhtemelen Minnoş'un evinde buluşurlar. Çünkü Tarçın'ın evi daha küçük. Şimdi hemen Minnoş'un evine gitmeliyim. Geldim. Merhaba Sittaç teyze. Mini, hangi rüzgar attı seni buraya? Bir şey mi unutmuşum? Aynen, bir şey mi unutmuşum? Pekala, gidip alabilirsin. Sanırım Minnoş ve Tarçın bir yere gidiyor değil mi? Evet. Kamp mıdır nedir, öyle bir şeye gidiyorlarmış. Minnoş öyle bir yalvardı ki gitmek için. Ben de en sonunda kabul ettim. Biliyordum. Peki nereye gittiklerini biliyor musun Sütlaç teyze? Her zaman buluştukları yerde kamp yapacaklarmış. Yani Yeşil Ot Parkı. Tamam, teşekkür ederim Sütlaç teyze. Görüşürüz. Ama hani bir şeyini unut. Ayakkabı acık kaldı. Ya uf, nerede kaldılar? Hadi gel çıkalım. Tamam. Çıkıyorlar. Hadi gel, sizin garaja gidip arabayı da alalım.
Evet, aslında biraz scooter gibi o ama hadi neredeyse. Her neyse demek istemiştim. İşte suçlularımız gitti. Şimdi onları takip etme zamanı. Evet, geldik. Sonunda. Hadi mangal yapmaya başlayalım. Aynen, açlıktan gerçekten gözüm hiçbir şey görmüyor. Hadi o zaman. Suçlularımız gözüktü. Bir dakika, bunlar bensiz kamp yapıyor. Ben bunlar kamp ne demekmiş gösteririm. Çok iyi bir canavar oldu. Ay, bunun hakkında biraz çalışmam gerekiyor. Sanki bir tane pembe canavar eksik buralarda. Bir tane böyle güzel pembe bir canavar olsa çok güzel olur aslında. Bir daha yapmayacağım onu. Anne, sen giremezsin. Çalışıyorum burada. Yok, korsan ben miyim? Hah, girebilirsiniz. Merhabalar korsan. Merhaba. Şimdi neden buraya geldin? Benden canavar falan mı ödünç alacaksın? Evet aslında. Nasıl bildin? Ne? Gerçekten canavar mı alacaksın benden? Evet, hem de böyle çok çok korkunç olsun. En korkunçundan bana verir misin? Emin misin? Yani sen bir kızsın. Benden canavar alabileceğini zannetmiyorum. Aslında... Gel. Oğlum. Cannesinin kuzusu ya. Büyümüş de kendi işime olurmuş. Anne git, beni rezil ediyorsun. Aman, benim oğlum rezil de olurmuş. Ay kurban oldum. Anne. Ay sanki kör olmuş da gözüne bezde takmış. Ay yerim senin her yerlerini. Anne. Ana. Oğlum. Yıllar sonra eve kız mı getirdin sonunda? Hayır anne, hayır. Ama bu da çok çirkinmiş. Hı? Sen bir kediyi ne yapacaksın oğlum? Ben kuş diyorum, sen kedi getiriyorsun. Köpek diyorum, yine kedi getiriyorsun. Kediler bizim en büyük düşmanımız oğlum. Bunu hala öğrenemedin mi? Anne, sanırım bir yanık kokusu geldi. Ay kestaneler yandı. Yandı. Ne kadar komik bir annem varmış. Kusura bakma. Neyse, senin istediğin canavar tam bende var. Geleyim. Evet, işte ilk canavarımız. Her şeyi yiyen canavar. Tam da güzel böyle. Hemen şu robotun içine gir. Ben de bunu senin üstüne koyacağım. Pekala. Oldu. Bu da oldu. Yine yapacağım. Tamam, ikinci kez olmuyor anlaşılan. Tamam, çok teşekkür ederim korsan. Ben şimdi gidiyorum. Ama para? Aa, bir de ilk müşterinden para mı istiyorsun sen? Ha, bir de şunu alayım. Ama. Neyse, ben şu pembe canavarı yapmaya kalkışayım. Öğle uykusu mu? Yok artık, siz kediler öğle uykusuna mı yatıyorsunuz? Ne yani, siz yatmıyor musunuz? Sonuçta siz de köpeksiniz. Hayır, yatmıyoruz. Biz hep sahibimizle oynayıp duruyoruz. Hah, öyle olsun, ben yatacağım. Minnoş, o sesi de duydun mu? Sanırım çalılıkların arkasında bir şey var. Sincaptır. Biraz daha çok canavar sesine benziyordu. Yok daha neler. Sen benim uykumu kaçırmak için yapıyorsun değil mi? Söyleyeyim, bir şey yaramıyor. O ses de neydi? Sincap. Ah!
kızlar ne kadar da korktu. Bir dakika. Minnoş, bu sanırım Mini. Çünkü onun sesini duydum. Gerçekten o mu? Evet o. Merhaba canavar kardeş. Dünyamıza hoş geldin. Bu kız deli, deli. Mini? Ne minisi canım? Ben mini falan değilim. Mini, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Anlatır mısın bize? Bu arada doğrusunu söylemek gerekirse canavar efektlerini güzel yapmışsın. Ama o kadar da inandırıcı değil. Pekala söylüyorum. Siz kampa gitmiştiniz ve beni çağırmadınız. Neden çağırmadınız anlamıyorum. Oysa ki ben sizin en iyi arkadaşınızım. Ne kusurumu gördünüz de beni çağırmadınız? Ha, ben de çok üzüldüm. Sen çok ders çalışıyordun. Biz de senin ders çalışmanı bölmek istemedik. Evet. Ama gerçekten canavar yok değil mi? Minnoş, sen şu aralar bir korku filmi izlemeyi bırakmalısın bence. Aa, ben zaten hiç korku filmi izlemiyorum ki. Yani haftada sadece işte 5 kez falan izliyorum. Neyse, kampınızın tadını çıkarın. Mini, öf, tamam sen haklıydın, seni de çağırmalıydık. Ama bilmiyorduk, biraz kendimizi kötü hissettik sen öyle yapınca. Minno sana bir şey diyordu, duymamazlıktan geliyordun. Ben bir şey diyordum, duymamazlıktan geliyordun. Oysa ki bizi evine oynamak için çağırmıştın. Tamam, ben de özür dilerim öyle bir şey yaptığım için. Biraz kırıcı davranmışım. Barışsak mı? Tabii ki de. Yani canavar yok muymuş? Nasıl yani? Anlamadım.